Merhaba sevgili Metadoran izleyenleri. Bugün sizlere Isparta ilinin Uluborlu ilçesinden sesleniyoruz. Bugünkü tarihi gezimizi Uluborlu Kalesi ile devam etmekteyiz. Hellenistik dönemde inşa edilen kale, Bizans döneminde büyük çaplı tamir görmüş ve antik Roma binalarından alınan taşlarla tamiratı sürmüştür. Türklerin eline geçince Selçuklular zamanında tamir kitabesi olarak kullanılmaya devam etmiştir. Kalenin uzunluğu 135 metre ve kalede 3 burç bulunmaktadır. Isparta ilinin Uluborlu ilçesindeki bu tarihi Uluborlu Kalesi, Apollonia antik kentinin içerisinde bulunmakta, 5 medeniyetten geçip daha sonra Türklerin eline geçince bir kitabe olarak kullanılmış ve en son hali bu şekildedir. Bu kalenin dış görünüşü. Kaleye olan yolculuğumuz devam etmekte. Kale girişinde hemen bir tane türbe bulunmakta. Bu türbenin adı ise Ahi Şemsettin Türbesi olarak adlandırılıyor. Evet sevgili izleyenler, şu an kalenin girişine yaklaşmış bulunmaktayız. Gördüğünüz üzere sadece giriş kapılarından birisi kalmış ve üst tarafı tahrip olmuş bir durumda. Bu da daha da kalenin yukarıdaki görüntüsü. Tam giriş kapısındaysa bir tane tabela dikkat çekmekte. Uluborlu Kalesi Roma dönemine aittir. Roma İmparatoru Augustus zamanında yaptırılmıştır. Milattan sonra 10. ya da 14. yüzyıl olmak üzere belirtiliyor. Maalesef tarihi yapıtlarımızda isimler yazılmış. Sanki tarihin verdiği zarar yetmiyormuş gibi bir de insanımız tarihi yapıtlara yazı yazarak ya da kırık dökerek zarar vermekte. Umuyoruz ki herkesin tarihi olan yapıtlara saygısının olmasını ve el birliğini korumayı diliyoruz. Daha uzaktan bakınca bir türbe daha görünmekte. Tabii ki bunların Selçuklu zamanında yapıldığı düşünülüyor. Daha da yukarıda karşıdaysa bir kalenin ne kadar uzun olduğunu görebiliyorsunuz. Çünkü tam tepede kalenin başka kalıntıları daha bulunmakta. Şöyle gösterecek olursak, bayağı uzun bir mesafede kalenin büyüklüğü. Tarihi Uluborlu Kalesi'nin genel görüntüsünü göstermiş bulunmaktayız. Çıkış yeri fazla olmadığı için yukarıya çıkıp görüntüleyemiyoruz. Bahsettiğimiz üzere toprak kayması vesaire olduğu için pek çıkmamızı önermediler. Şimdilik gezimiz burada sona eriyor. İyi seyirler diliyoruz. Esen kalın efendim.